Günaydın efendim. İyi bir sabah dileyelim, iyi bir hafta sonu dileyelim. İyi bir yağmurlu bir İstanbul günü deniyor ama henüz yağmur yok. Biz bugün size bağımlılığı ve bağımlılıkta sanal gerçekliği konuşacağız. Sanal bağımlılıkla sanal gerçeklik belki zihnimizde şu anda karışıyor ama konuklarımızı dinledikten sonra bağımlılıkta ve bazı başka hususlarda, mesela anksiyetede ve panik bozuklukta, ama biz bugün özellikle bağımlılıkta konuşacağız. Sanal gerçeklik terapisi ya da sanal gerçeklik tedavisi denilen bir kavram var. Bu konuklarımın şu anda uyguladığı, belki de Türkiye'de ilk kez uygulanan sistemlerden birisi. Ne sağlıyor, nasıl uygulanıyor, ne gibi faydalar elde ediliyor? Kişiler bunu kendileri talep edebiliyorlar mı? Yoksa uzmanlar gerekli gördükleri halde, uygun gördükleri danışanlarına mı bu sanal gerçeklik tedavisini uyguluyorlar? Bütün bunları bugün öğrenmiş olacağım. Hemen konuklarımı takdim edeyim daha fazla uzatmadan. Yardımcı doçent doktor Alptekin Çetin, merhaba. Merhabalar. Hocam, sizin bununla ilgili röportajınız var. İşte e-psikiyatri sitesinde, başka yerlerde, evet, henüz kurulmadan evvel anlatıyorsunuz bunun, evet, yararlarını, getirilerini. Büyük ihtimalle yurt dışında ya da yurt içinde kongrelerde konuşulmuş olabilir. Kesinlikle. Buna ilişkin veriler olabilir. Onları da bizimle paylaşırsanız tabii sevindiriz süreçte. Tabii ki de. Hoş tabii geldiniz de efendim. Teşekkürler, sağ olun. Sevgili seyirciler, diğer konuğum yine bu alanda çalışan değerli bir uzman konuğumuz, uzman psikolog Ahmet Yılmaz, merhaba. Merhaba. Üsküdar Üniversitesi NP Beyin Hastanesi'nde birlikte, evet, hizmet veriyorsunuz. Ortak danışanlarınız var tahmin ediyorum, değil mi? Birlikte, evet, götürüyorsunuz. Hı hı. Bağımlılıkta giderek özel bir alan haline geliyor. Bağımlılık psikiyatrisi diyoruz artık galiba. Evet. Dolayısıyla bağımlılıkla ilgili bir meselesi olanlar herhangi bir hekime elbette gidebilirler. Onlar buna çalışıyor ama artık giderek bir bağımlılık psikolojisi, psikiyatrisini de dikkate almak durumundalar. Bunu da baştan hatırlatalım. Efendim, yönetmenim Ayşe Hanım bizi size ulaştırıyor. Değerli kameraman arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Lütfen sorularınızı ekranda gördüğünüz iletişim bilgilerimize gönderin. Eğer buradan ulaşamazsanız ya da biz sorularınıza cevap veremezsek bütünüyle, danışma hattı yoluyla da konuklarıma ulaşabileceğinizi de baştan söyleyelim. Bu arada Sait Doğan hocamıza da teşekkür ederiz. Programı izliyor, selamlar iletiyor bize, sosyoloji profesörü. Hocam, biraz biz yine bağımlılıktan başlayalım. Yani temelden başlayalım. Temelden başlayalım çünkü her programı ayrı bir kitlesi, ayrı bir seyircisi oluyor. Biz sanal bağımlılığı doğru anlatabilmek ve üzerine koyabilmek bakımından dilerseniz yine bir tanımlamayla başlayalım uygun görürseniz. Neye bağımlılık diyoruz? Şöyle, kişinin kendisine zarar verdiğini bildiği, çevresi tarafından da zarar gördüğüne dair geri dönüşler aldığı herhangi bir maddeyi, herhangi bir sıvı diyelim, alkol diyelim ya da herhangi bir davranışı devam ettirmesi, tekrar ettirmesi ve buna bağlı olarak da gündelik hayatında, sosyal anlamda, sağlık anlamında zarar görmesi ve yine de devam etmesi, bu davranışını durduramaması. Yani zarar var, bir yıkım var, bir kayıp, evet, var, fakat buna rağmen, bu yıkıma, bu kayıba rağmen kişi devam ediyorsa, aynen, çok güzel bir tanımlama, harika. Hı-hı. Yani hepimizin zihnine oturabilecek bir şey. Hı-hı. Yıkıma rağmen ve kayıba rağmen. Tabii bazen kişilerin kendi yaşadıklarına dair içgörüleri olamayabiliyor. Yani bu bana zarar vermiyor, ben bununla ilgili herhangi bir sorun yaşamıyorum diyor. Ama o zaman dışarıdaki gözlemler, dışarıdaki kişilerin geri dönüşleri, tıbbi anlamda değerlendirmelerin ortaya çıkardığı sonuçlar da bağımlılık hastalığının oluşumuyla ilgili bilgi veriyor. Yani kişi bazen yaşamış olduğu hastalığa dair bir içgörü sahibi olabiliyor, bazen de olmuyor. Hocam, hocamın bıraktığı yerden yürüyelim. Hı hı. Bir içgörü meselesi yok, bir farkındalık durumu yok. Ailesi durumu fark etti. Biraz da ilerlemiş bir durum, bazı hayat kayıpları var, yaşam olayları yaşanmış ve ciddi bedelleri var ve size getirilmiş. Bazen kişinin farkındalığı yok, bu tedaviyle galiba sağlanıyor. Ama genellikle de çevrenin de yeterince farkındalığı yok. Hatta biraz iyileşme sürecine girdiğinde, remisyona girdiğinde hemen bazı böyle laf sokmalar, işte hadi şunu da yap, hadi bunu da yap filan gibi durumlar oluyor ve tekrar bir sabote olma durumu oluyor. Biraz bu farkındalığı hem danışan açısından hem aile açısından biraz bize yorumlar mısınız? Şimdi güzel söylediniz. Tedavinin bir başlangıcı, başı var, tedavi süreci var ve tedaviden sonraki süreç var. Aslında üç aşamalı bir durum var. İki gün önce gelen bir vaka vardı. Bir hastamız, Alptekin Bey'le birlikte gördüğümüz bir hastamızın annesiyle biz görüşme yaparken, işte kaç yıldır çocuğunuz madde kullanıyor dediğimizde, ismini veremeyeceğim bir madde, basında da çok çıkan bir maddeyi fark ettiğinde, bir yıldır kullandığını bunun üzerine getiriyor. Ancak diyor 10 yıldır diyor başka bir maddeyi kullanıyordu diyor. Peki neden o zaman getirmediniz, neden o zaman tedaviye gerek duymadınız dediğimde, ya hocam bize dedi ki işte bu topraktan yetişiyor, ha topraktan tütün
sarıp içmesin, ha bunu sarıp içmesin. İkisi aynı dedi, otur, bizi öyle kandırdı diyor. Ya da onu değil mi galiba ha, şey yazıyor. Otur günah yani. Yoktur evet, derler evet, ya. Evet. Yanlış bir çok yanlış bir kelime. Ya da kimyasal değildir derler. Aslında her evet. şey kimyasaldır. Yani şu su bile kimyasaldır. Aileler bilinçli olmadığında, bilgili olmadığında konuyla ilgili nasıl müdahale edeceklerini ve işin ciddi boyutunu fark edemeyebiliyorlar. Çok o yüzden bir kere ailelerin bu konuda benim çocuğum yapmaz, benim başıma gelmez demeyip herkesin bilgilenmesi gerekiyor. Kimler risk altında onu konuşacağız ama hocam öncesinde Ahmet Bey'in bıraktığı yerden biraz sizden de devam etmek isterim. Eskiden şöyle söylüyordunuz sizler, yani hani yıllarca burada gece programları yaptık. İşte gözlerinde şöyle durumlar olur, davranışlarında böyle olur, kıyafetlerinde değişme olur, odasından çıkmamaya başlar, işte dinlediği, ilgi gösterdiği durumlar değişir. Bazen arkadaşlarından kopar ya da birdenbire yeni ortaya çıkmış arkadaşları vardır. Evet. Evinde mazbut otururken, kitabını okurken, televizyonu seyrederken birdenbire dışarı çıkar, harcamaları artar. Bir şu olur bu olur. Halen bunlar geçerli mi ya da bunlara ilave edeceğimiz şeyler var mı? Kesinlikle bunlar geçerli. Geçmiş yıllardan beri aslında ailelerin gözlemleyebildiği yani hastalık ortaya çıkınca gözlenen davranış değişiklikleri var ama orada bir parantez içinde şunu da söylemekte fayda var. Aileler asla hafiyelik yapmamalı. Yani onlar kendi yakınlarıyla, eşleriyle, kardeşleriyle, çocuklarıyla olan ilişkilerini bozacak düzeyde bir hafiyelik yapmamalılar ama tabii ki de gözlemleri çok önemli. Az önce Ahmet Bey'in de söylediği gibi biz ailelerle mutlaka bir araya geliyoruz hastamıza dair ve konuşuyoruz. Orada eskiden olan, eskiden yaptığı rutin sağlıklı davranışlarındaki değişiklikleri konuşmaya çalışıyoruz. Onların gözlemleri, aynı evin içinde olan kişilerin gözlemleri bizim için çok önemli. Ama bu gözlemi yapabilmek için hafiyelik yapmak aileyle hasta arasındaki ilişkiyi bozuyor. Çok güzel. Hocam babalar biraz geç haberdar oluyor benim gözlemim. Hani sizler paylaşınca... En son babalar duyar diye bir cümle. En son babalar öyle oluyor. Duyar. Babayı yemiş oluyor filan deniyor ama halk arasında ama babayı bulmuş gibi bir tane böyle olumsuz da kullanılıyor. En son babalar duyuyor. Anneler de biraz hafiyelik yapıyor. Yani tabii her anne böyle değil ama böyle anneler de var. Hafiyelik yapan anneler var. Cep kontrolleri yapıyor. Kokluyor, çanta kontrolleri yapıyor. Çocuk uyurken gidiyor ağzını kokluyor. Evet. Ve bir şeyler yapıyor. İşte ve bulduğunda onunla konuşuyor. Fakat bu konuşma nasıl olmalı? Diyelim ki anne hafiyelik yaptı. Yanlış diyorsunuz ama ileri bir hafiyelik yaptı. Ve bir MR'ye ulaştı. Şimdi çocukla nasıl konuşmalı? Konuşmalı mı? Ne yapmalı? Bir de benim bir gözlemim var. Herkinizden de bunu dinlemek isterim. Genellikle babadan eğer otorite bir babaysa saklanıyor. Bu saklanma meselesi yani anneyle çocuğun kendi arasında çözülebilecek bir şey mi? Bu babadan saklanacak bir şey mi? Saklanmayacaksa nasıl anlatılmalı? Şimdi sondan başlayayım. Öncelikle evet bir kere aile içerisinde ortak bir tutum sergilemesi gerekiyor iki tarafında. Birbirlerine karşı aslında aile üyelerinin herkesin birbirine karşı şeffaf ve açık net olması gerekiyor. Burada babadan saklanıyor. Anne kendi başına halletmeye çalıştığı zaman da çözemiyor durumu. Dediğiniz nokta anne fark ettiğinde, kullandığını fark ettiğinde burada ilk önce çocuğu neden kullandığını bilmiyoruz. Yani bir tıbbi bir sorun var, başka bir neden var. Bir kere bunu anlamamız gerekiyor. Bu noktada çok çatışmaya girmeden, çok hani suçlamadan, hafiflik yapmadan yardımcı olabileceğini bir söyleyeyim. Bir nasıl olmalı? Yani böyle anladığım kadarıyla suçlayıcı bir dilden kaçınılmasını kesinlikle işaret ediyorsunuz. Biz ailelere şey öğretiyoruz, sen ben dilini öğretiyoruz. Yani biz eğitim verirken ailelere bundan sonra diyoruz çocuğunuz kullansa bile, tekrar bir kullanım olsa bile ya da bundan sonraki ilişkilerinizde sen ben dilini kullanın. Yani sen deli, sen hatalısın, sen suçlusun, sen kabahatlisin deyip de karşı tarafı suçlamaktır. Ben deliyse tam tersi. İşte ben senin yanlış olduğunu, yanlış davrandığını düşünüyorum. Ben senin hatalı olduğunu düşünüyorum şeklinde suçlamadan, iletişimi kopartmadan bir dil kullanmaktır. İlişkiyi bozma, iletişimi bozmadan mümkün olduğunca profesyonel kişiden yardım almak. Yani profesyonel kişiye danışmak, onunla görüştürmeyi biz öneriyoruz. Çünkü bu biraz başlı başına farklı bir alan. Hocam yani mesela dil sert olursa çocuk da belki biraz daha düğümleniyor ve sertleşiyor ya evet, da inat ediyor. Evet, evet. Genellikle de gençler galiba değil mi? Üzerinden bu cümleleri kuruyoruz. Kesinlikle. Yani kendini gerçekleştirmek isteyen, biraz beni duyun diyen, sizin dediğiniz gibi değil ama ben böyle de varım diyen bir kesinlikle dil aslında. Tabii ki de. Şimdi bu dili çok sert kullandığımızda bu problem var. Fakat çok anlayışlı bir dil kullandığımızda da acaba yani ben nasılsa aileyi idare ederim, anneyi nasılsa idare ederim gibi de çocukta ya da evet, gençte bir duygu da oluşuyor mu?
Şu az önce konuştuğumuz konu üzerinde belki bir iki cümle eklememde fayda olduğunu düşünüyorum. Hastalıktan bahsediyoruz. Şimdi eğer bu kişi evdeki genç, kadın, erkek hiç fark etmez. Safra kesesiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünse ya da bacağında bir ağrı olduğunu düşünse babasından saklar mı? Hayır, saklamaz. Bağımlılık hastalığı da artık bir hastalık olarak yıllardır değerlendirildi ve bilimsel olarak kanıtlandığı için anneyle bu iletişimin saklanması, babadan uzak durulmasının bir anlamı yok. Yani eğer kişi böyle bir sorunla karşı karşıyaysa ve bunun ilk şahidi anne olmuşsa, anneyle paylaşabilmişse ya da babayla, kardeşle paylaşabilmişse bunun aile içinde sakin, soğukkanlı bir şekilde konuşulabilmesi lazım. Yani oradaki bahsettiğiniz dil de sert değil, yumuşak değil, net. Net olmak gerekiyor. Net bir durum. Yani biz bu durumla ilgili Ahmet Bey'in de az önce söylediği gibi beraber bir profesyonel yardım almalıyız. Evde bacak kırılsa hadi hep beraber bir araya gelelim, evde kendi alçımızı kendimiz yapalım der miyiz? Hayır demeyiz. Bunun için bir ortopedi doktoruna gideriz. Yani şunu demek istiyorum, aslında bu bir sağlık sorunudur. Kesinlikle. Bu bir tıbbi meseledir. Orada ve tek başına çözülemez. Değil mesajımız değil. Aileler orada şeyi zannediyorlar, bu bir şımarıklıktır. Bu bir işte iradesizliktir diye yaklaşıp kendini halletmeye çalışıyorlar. Hayır, bu bir hastalıktır. Ciddi hocam, bir hastalıktır. Hocam şöyle suçlamalar oluyor benim gözlemim. Diyor ki yani baban sana diyor yapmadığını bırakmadı. Ben diyor saçımı sana süpürge yaptım. Ne istersen önüne serdik. Yediğin arkada, yemediğin arkada. Ne derdin var oğlum senin diyor mesela. Aslında yani, değil mi? Böyle yaklaşıyorlar. Cümlenin içerisinde aile yaptığı bütün yanlışları size söylüyor. İtiraf ediyor orada. Yapmadığımız kalmadı, saçımı süpürge ettik. Bunlar zaten bunu istemiyoruz. Yani bunlar zaten yapılmaması gereken yapılmaması gerekenleri yaptığınız kesinlikle için çocuk madde belki de kullanıyor. Hani yani bunları yaparsa mutlaka kullanır demiyorum. Ancak baktığımız zaman aile modellerini, bizim ailelerimize baktığımız zaman zaten sınırsız olan, işte her şeyi yapan, her istediğini yerine getiren bir aile modeli çıkıyor ortaya. O zaman aile tutumlarının da bağımlılığa giden yola döşenen bazı parkeler, kesinlikle taşlar olabileceğini önemli rahatlikle söyleyebiliriz. Dikkatli değerlendirmek dikkatli lazım. Dikkatli diyelim. Hocam sokak röportajına gideceğiz, tespitlere gideceğiz ama bir soruya daha cevap vererek gidelim istiyorum. Bağımlılık kimler için bir risk? Yani herkes için bir risk midir? Yani mesela 3 oğlu var, 2 kızı var. Bir anne baba, bir ebeveyn bütün çocukları için korkmalı mı? Ya da kötü arkadaşları olan için mi risk? Ya da işte bir varlık arayışı, bir anlam arayışı olan için mi risk? Ya da tatmin edilmeyen bir çocuk için mi risk? Her şeyi önüne serilmiş olan çocuk için ya kim için risk? Ahmet Bey müsaade ederse ben bir örnek vermek istiyorum. Bağımlılık yüksek lisansı programımız var üniversitemizde. Geçen hafta oradaki dersimde bir slide koydum. Slide'da farklı farklı resimler vardı. Bir iki tane çocuğuyla olan bir anne resmi, dövmeli bir beyin resmi, bir iş adamı ve sokakta yaşayan bir kişi. Öğrenci arkadaşlara sordum tek tek, acaba bu kişiler bağımlı olabilir mi? Üzerine konuştukça ilk başta bağımlı olmaz, mümkün değildir denilen kişiler, fotoğraflar, takım elbiseli kişiler, çocuğuyla beraber yaşayan kişilerin de bağımlı olabileceğine dair sonrasında ortak bir karara vardık. Az önce sorduğunuz sorunun cevabı ne yazık ki herkes risk altında. Eskiden şunu derlerdi, yani kimseden bir şey alma yavrum. Yani sigara alma, ikram alma, şeker alma, işte bir şey alma. Fakat bu da, evet alınmasın ama bu da çok böyle çembere alınmış, çok korunaklı ve asla kimseye güven duyulmaması gereken bir hayat ya. Bu da zor yaşanan bir hayat değil mi hocalarım? Yani bir vakan vardı öyle benim. Fanus içinde yetiştirilen çocuklar fanus diyorum ben onlara için. Anne getirdiğinde onu söyledi. Hocam ben dedi çocuğumu dedi hep dedi korumaya çalıştım dedi. Kimlerle görüştü, kim nereye gitti, kimlerle arkadaşlık yaptı. Kız arkadaşını bile dedi önce ben tanıyordum dedi ondan sonra onay veriyordum. Tamam bununla sen arkadaşlık yapabilirsin diye. Ve yaklaşık 3 yıldır da madde kullanıyordu oğlu. Ve şey dedim, buna rağmen çocuğunuz madde, evet ben de onu anlamadım zaten diyor. Buna rağmen nasıl kullanabildi? O kadar korumama rağmen. Çünkü çocukta problem çözme becerisi gelişmemiş oldu. Kötüyü tanıma becerisi gelişmemiş oldu. Yani biz kötüyü tanımamız için kötünün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor ki bana buradan zarar gelir demem gerekiyor. Çocuk kötünün ne olduğunu öğrenmemiş oldu. Gidiyor arkadaşları sokakta bir şekilde kandırıyorlar, işte kanıyor. Çünkü bilmiyor neye zararlı olabileceğini ve oradan madde kullanımı başlıyor. Fanusta maalesef çocuk yetiştirdiğimiz zaman o fanusu kaldırdığımızda en ufak bir rüzgarda
hemen sıkıntı yaşıyor. Peki. Sanal bağımlılıklar da soruyorlar. Daha doğrusu teknolojik bağımlılığı. Muhakkak ona da bir temas edeceğiz. Değerli seyircimizin sorusunu da unutmuş değiliz. Reyhan Cengiz'e de selamlar. Ama şimdi sokağa dönelim. Arkadaşlarımız sordular. Hem soruları hem de cevapları ve varsa tespitleri birlikte izleyelim. Muhabirimiz Merve Nur Cengiz sordu. Kameramanımız Rubaşa Ergin de bunları tespit etti, kaydetti. Yönetmenim Ayşe Hanım da şu anda bizlere seyrettiriyor. Birlikte bakalım. Teknolojinin hayatımıza sağladığı kolaylıklardan biri olan sanal gerçeklik dünyası, bağımlılıkların tedavisinde de kullanılmakta. Peki halkımızın bu konu hakkında bir fikri var mı? Bilimler Sağlığa ekibi olarak mikrofonu halkımıza uzattık. Sanal gerçeklik daha önce duydunuz mu? Sanal gerçeklik, yani iki kelimeyi ayrı ayrı bir şeyler düşünebiliyorum ama duymadım tam olarak. Duymadım ama fikir yürütebilirim. Evet. Evet duydum. Evet duydum. Sanal gerçekliği duydum. Peki sanal gerçeklik nedir? Teknoloji ve ilgili şeylerdi bildiğim kadarıyla. Şu gözlükleri taktığımız zaman bir şey olmuş gibi hissettiğimiz şey mi? Öyle biliyorum yani sanal gerçeklik. Oynamıştım da hatta. Trende gitmiştim ben böyle aşağı yukarıya. Gözlerimi kapatmıştık. Bu kadar biliyorum yani. Gözlük biliyorum. Hani sanki sağa sola baktığımda sanki oradaymışım gibi hissettiren. Gerçekçi ama sanal işte. Bildiğim kadarıyla 3 boyutlu bilgisayar teknolojileriyle oluşturulmuş bir ortam. Yani gözlükleri var. Çeşitli psikolojik tedavilerde kullanılıyor. Oyunlarda kullanılıyor. Sinemada kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Ya işte yeni çıkan telefonlar olsun, bu gözlükler olsun. Sanal gerçeklik artık günümüzde olması gereken. Teşekkür ederiz. Tam da sorumuz buna gelmişti. Başlığımız şu sevgili seyirciler, tekrar hatırlatalım. Sanal gerçeklik nedir? Bağımlılığı arkadaşlarımız anlattılar, değerli hocalarım anlattılar. Şimdi sanal gerçekliği sordular. Ve doğruya yakın cevaplar da galiba var, tespitler de var. Yani demek ki ya, duymuş bir yerlerden duymuş, temas evet. etmiş. Sizin röportajlarınız var basında evet, bunu anlatan. Evet. Buyurun, sanal gerçeklik nedir? Sanal gerçeklik aslında ilk o terimin bir tanımını yapalım ki kafa karışıklığı biraz ortadan kalksın. Sanal gerçeklik farklı bilgisayar teknolojilerinin kullanılarak kişilere görsel olabilir, duyusal olabilir, koku olabilir, dokunma olabilir. Farklı 4 ya da 5 duyunun kullanılarak teknolojik bir ortamın içinde gerçekliğe yakın bir durumun yaşatılmasıdır. Sanal gerçekliğin tanımı budur aslında. Bu nasıl yapılabilir? Bu son artık 10 yıldır gözlükler daha başta olmak üzere. Az önce kişilerden de duyduk röportajlarda daha çok gözlükleri. Öyle hakikaten değil mi? Belki Ahmet Bey onu anlatır biraz nasıl uygulandığını. Tabii ki de, tabii ki. Ahmet Bey'in özellikle onun terapi sürecindeki tecrübeleri çok daha fazla. Daha çok sanal gerçeklik gözlüklerini kullanıyoruz. Sanal gerçeklik gözlükleri belki 20 yıl önce sadece üst düzey laboratuvarlarda vardı. Artık son 10 yıldır farklı teknolojik gelişmelerle hem son kullanıcı diyelim inebilme şansını elde etti. Hem de gündelik hayatın içine girdi. Hem de tıbbi anlamda kullanılır hale geldi. Artık psikiyatristler olarak da, psikologlar olarak da biz farklı tedavi seçeneklerinde, farklı hastalıklarda sanal gerçeklik cihazlarını kullanıyoruz. Zaten galiba psikiyatride teknolojik kullanımını Türkiye'de Nevzat Tarhan Hoca'nın öncülüğünde bu ekip uyguladı. Belki onlara da kısaca temas ederiz ardından ama şimdi biraz sanal gerçeklik üzerinden gidelim. Gözüne bir şey takıyor galiba ve neler görüyor? Mesela insanların tepkileri belki faydasını da anlatırsınız ama ne oluyor? Mesela çok ciddi bir meseleyle geliyor. Siz ona sanal gözlükle bir şey yapıyorsunuz. Biraz kişilerin o doğal tepkileri, yaklaşımları ya bunda bir şey olur mu olmaz mı? Ya da taktığında gösterdiği işte tepkileri falan o doğallığı ya da böyle şaşırtıcı kısımdan biraz bahsederek ilerleyebilir miyiz? Şeyi tabii eklemek gerekiyor. Yani direkt sadece gözlüğü takıp da tedavi kısmı değil. Yani şimdi şey zannetmesinler ya bir gözlükle bütün her şeyi tedavi ediyor şeklinde değil. Alayım gözlüğü değil. Eve götüreyim tedavi olayım. Onu evde ben de yaparım yani işte gözlük satılıyor alayım diye şeklinde değil. Biz tabii ki hangi problemle geldiğine bakıp işte bir anksiyete atıyorum bir yükseklik fobisi var. Bununla ilgili ya da uçakla ilgili bir korkuyla geldiğinde ilk başta birkaç görüşme terapiyle
ayrıntılı bir öykü alıyoruz. Yani hangi durumlarda, korku, düşünceler ne, detaylı bir öykü aldıktan sonra üzerine bir de o kaygıyla baş etme tekniklerini, o problem çözme tekniklerini de öğretiyoruz. Ondan sonra bir bilgisayar programı var ve gözlük var. O bir zaman de, bu bir yardımcı aslında terapi süre içinde kullanmış olduğunuz bir aparat ya aparat, da bir teknoloji, yardımcı, bir yardımcı. İşimizi hızlandıran ve çok işe yarayan bir yardımcı. Normalde ben o kişiyle uçağa binemem. Yani alayım hadi Ankara'ya biz gidelim uçakla birlikte, uçakta bir canlandırma, bir maruz bırakma yapamam. Ancak terapi odasında örümcek fobisinde çalışabiliyorsunuz, yüksekliğinde çalışabiliyorsunuz. Yani o konuda çok kısa sürede... Onunla ilişki görüntüler mi var Ahmet Hocam? Onunla ilişki görüntüler şöyle, bir bilgisayar programı var. Bilgisayar programı ile birlikte gözlüğü giydirdiğinizde bir de oradaki o heyecan, kaygıyı ölçen bir barometre var. Barometre var. Onları da parmağa takıyoruz. Orada seçiyorsunuz. Gayet program orada çok kullanışlı. Orada değişme oluyor. Mesela vücut ısısında, tepkilerinde, titremede, tabii, tabii. Heyecanda. Onların hepsini ekranda ben görüyorum. Evet. Ve birden 10'a kadar da bir skor var. İşte kişi bana geri bildirim bulunuyor. Puanlamayı veriyor. Ben orada cam kenarı, orta, neredeyse kaygısına göre onu seçiyorum. Uçağın ön tarafı, arka tarafı, yağmurlu bir hava, güneşli bir hava. Evden eğer çıkarken kaygı hissediyorsa evde işte bir televizyonda haber dinlerken işte gideceği zamanki kaygıdan başlıyorum. Taksiye biniyor. Altyazılar mahvediyor insanı yani. Bazıları bir altyazı okuma merakı oluyor. YFS'deki yaşlılarda. Taksinin içerisinde giderken bazıları şimdiden diyor kaygılanmaya başladım diyor havalanına giderken. Uçak kalkarken, inerken bunların hepsi tek tek orada kişinin görüntüsüne geliyor ve siz uçağın içindeymiş gibi sağa sola bakabiliyorsunuz, yukarı aşağı bakabiliyorsunuz, dışarıda yağmur yağdığını görebiliyorsunuz. Ve bu şekilde kişide bir tedavi süreci başlatılıyor. Yükseklikte de aynı şekilde. İşte bir biz bina buna şöyle diyebilir miyiz hocam? Çok iyi anlatıyorsunuz. Bir nevi maruziyet diyebilir miyiz? Maruz bırakma evet, dediğimiz maruz bırakma teknik. Evet. Bir nevi maruz bırakma evet. Tekniği uyguluyorsunuz orada. O kaygıyla baş ederek ve bir şekilde de o kaygılandığı durumda nasıl rahatlayabileceğini de sizi daha önce öğrettiğiniz için o teknikleri de kullanmaya başlıyor. Ve bununla birlikte kaygı düzeyi gittikçe azalıyor. Uçakla ilgili şöyle geliyorlar işte iş adamıyım diyor. Mesela asansör korkusuna da kullanılabiliyor biliyor musun? Hepsi var. Hepsi var. Asansör korkusu, o dar alan korkusu, köpek. Kapalı alanda bulamama, yükseklik korkusu, aynen. Asansörün yere çakılma korkusu. Bir şey söylemiştiniz hani nasıl tepki veriyorlar diye. Ciddi anlamda mesela orada çok rahat bir koltuğa oturtmama rağmen gözlüğü taktığında ve yükseklikte ya da şeyde uçakta ciddi anlamda gözlüğün yarısını çıkartıp atmak isteyenler oluyor. Çığlık atanlar oluyor, dayanamayanlar oluyor. İşte türbülans ayarlayabiliyorsunuz programdan. Siz türbülansı arttırdığınızda uçak sallanmaya başlıyor ve kişi kaygısı artmaya başlıyor. Yani gerçekçi bir şekilde o duyguyu yaşıyor orada. Hocam bir arkadaşımla tanık olmuştum. Daha evvel birlikte programlar yaptığımız medyacı bir arkadaşım. O bir vakit tatile gitmiş. Tatilde çadırda dinlenirken olağanüstü, dehşetli bir yağmurla karşılaşmış. Hı-hı. O yağmurun çadıra vuruşları, o yağmurun işte çadırı rüzgarla böyle sarsılıyor olması filan onda olağanüstü bir korku meydana getirmiş. Hı-hı. Mesela bu böyle rastlanılmaz bir şey zannediyoruz ama aslında öyle değil. Rastlanılan bir şey. Olabilir. Ve ne zaman yağmur yağsa, çadırda, dışarıda, açık alanda olması, tatilde olması gerekmiyor. Evde dahi asla yalnız duramıyor. Evin bütün ışıklarını açıyor. Ve muhakkak evden birisinin de uyumamasını sağlıyor. Hı-hı. Bu da hani yetişkinin ileri yaşlarında olan birisi. Yani ciddi korkunun bir fobi galiba, hali ortaya çıkmış. Biraz bahseder misin? Mesela bunlara da etkili olur mu hocam? Ahmet Bey çok güzel örnekler verdi. Sanal gerçeklik gözlüğünün, sanal gerçeklik tedavisinin bize kazandırdığı en büyük avantaj bu zaten. Yani az önce söylediği gibi Ahmet Bey'in ya da sizin verdiğiniz örnek gibi danışanınızla beraber, kişiyle beraber o esnada hemen bir yükseğe çıkmak belki mümkün olmuyor. Ya da bağımlılık özelinde konuşacak olursak kişinin madde kullanımının olduğu yere gitmek mümkün olmuyor. Ya da yoğun bir yağmurun olduğu yeri bulmak o esnada mümkün biz biraz olmuyor. Konudan sapar gibi de oluyoruz ama oraya doğru geliyoruz aslında. Mesela bağımlılıkla sanal aynen. Gözlüğün ben yerine. De, evet bu örnekler üzerinden gideceğim. Biz bu tedavi seçeneğiyle beraber bizim kontrolümüzde istediğimiz zaman istediğimiz değişkenleri ayarlayabildiğimiz güvenli bir ortam oluşturuyoruz. Ve bu güvenli ortam içinde kişinin kaygısını görmesi, kaygısını değerlendirmesi, o esnada neler yaşadığını terapistinin de yanında psikoloğunun, doktorunun da görebilme şansına sahip oluyoruz. Bağımlılık özelinden bakacak olursak bizim genellikle hastalarımızın tedavinin sonlarına doğru gelirken şöyle bir söylemleri olur. Ben artık iyiyim,
alkolle ilgili, maddeyle ilgili bundan sonra herhangi bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Temizim diyorlar galiba değil mi? Kesinlikle. Ama şu ciddi bir tuzak. Ben alkolün ya da maddenin olduğu ortamlarda bulunurum, herhangi bir sorun yaşamam. Kişi tedavi sürecindeki o iyilik haliyle beraber kendine uygunsuz bir güven duyabiliyor. Sanal gerçeklik gözlüğünün sağladığı şey ne? Tedavi sürecinde kullanılan bu cihazın bize sağladığı şey ne? Gerekli yazılımlarımızı hazırlıyoruz, programlarımızı hazırlıyoruz. Kişiyi o ortamda bizim kontrolümüzde bulunmasını sağlamak mümkün. Ne yapıyoruz? Bakın siz şimdi alkol tüketilen bir yerdesiniz bu cihazın içinde. Ne hissediyorsunuz? Bu geri dönüşlerle kalp atışının hızı, terlemesi, solunum sayısı gibi değerlendirmelerle kişinin kaygı düzeyini görebiliyoruz. Yani Ahmet Bey'in az önce söylediği şeyi bağımlılık özelinde değerlendirecek olursak, kişi diyor ki ben şimdi odadayım, sizinle görüşüyorum, herhangi bir alkol isteği yaşamıyorum. Cihazı kullanmaya başlıyor, alkol kullanılan bir ortamın içinde ve diyor ki ya ben 10 dakika önce burada böyle bir ortamda sorun yaşamayacağımı düşünüyordum ama şu anda alkol isteği yaşamaya başladım. O zaman bir yoksunluk duygusunun ortaya çıkması... Yoksunluk demeyelim, istek diyelim. İşte o zaman diyoruz ki biz bunun üzerinde çalışabiliriz. Burada bir durum var, bunu gelin beraber değerlendirelim. Siz kendinize çok güveniyordunuz, ben böyle bir sorun yaşamam diyordunuz ama bakın beyniniz size o ortamda değilken sadece sanal olarak oluşturulmuş bir ortamda dahi oyun oynamaya başladı. Bunu söyleyebiliyoruz yani. Şimdi ilaçla ilgili kısmı tekrar hocaya döndüğümde soracağım ama bu tedavi Ahmet Hocam, diyelim ki Altekin Hocam'la birlikte bir danışanı götürüyorsunuz. İlaç tedavisi devam ediyor. Sanal gerçeklik tedavisi yatan hastalardan mı daha çok kullanılıyor ya da ayaktan tedavilerden mi kullanılıyor? Buna da bir açıklık getirmenizle beraber yani ilaçla olan tedavisi sürerken aynı zamanda bunu bir terapi unsuru olarak mı götürüyorsunuz? Yani bunu bir terapist eşliğinde mi uygulanıyor? Ve hani bunun belli bir süresi var mı? Seansın ne kadarını buna ayırıyorsunuz? Ya da bütünüyle mi ayırıyorsunuz? Ne kadar süreceğine ilişkin bir öngörü var mı? Diyelim ki sanal gerçeklik tedavisi yokken, bunun terapisi şu kadar sürecekken, sanal gerçeklik tedavisiyle, terapisiyle tam ne diyorsanız, bunda bir hızlılık mı oluyor? Öngörü daha mı çabuk gelişiyor? Ne sağlıyor biraz? O kısmını anlamak isterim. Şimdi tabii ki ilaç tedavisiyle birlikte psikoterapiler de eş zamanlı olarak bizde başlıyor. Bağımlılıkta baktığımız zaman hem ilaç tedavisi birlikte hem psikoterapiler aynı anda başlıyor. Ve burada biz daha çok sanal gerçekliği o istekle ilgili süreçlerde bağımlılık tedavisinde sona doğru kullanmaya başlıyoruz. Hem ayaktan hem yatan hasta için fark etmiyor. İkisini de rahatlıkla kullanabiliyoruz ve şey yok. Yani illa yatması gerekiyor ya da ayaktan gelmesi gerekiyor diye bir durum da söz konusu değil. Ayaktan gelen de birçok hastamız var şu an bize sanal gerçeklikle ilgili. Terapide süreç olarak dediğinizde tabii ki net bir rakam verilemez. Çünkü terapi kişiden kişiye, kişisel özelliklerinin özelliği de değişiyor süresi. Ancak baktığınız zaman... Maddeye göre de değişir mi hocam? Mesela kullandığı maddeye ne kadar süre kullandığına ya da vücudunda, tabii. zihninde, beyninde, içgörüsü, farkındalık. Evet, kesinlikle. Yani o tedavi süresince değerlendirip görülebilecek bir şey. Yani kişiye özel olarak biraz böyle terzilik gibi yaptığımız iş, o esnada anlayabileceğimiz, bazen bu Ahmet Bey'in dediği gibi ayaktan da sürdürülebilir, yatması da gerekebilir hastanın. Ama bu tip cihazların kullanılmasıyla, tedavi tekniklerinin kullanılmasıyla beraber tedavi sürelerinde kısalmayı görebiliyoruz kesinlikle. Hocam seyircilerimizin selamları var. Halil Küçük, Üsküdar'dan selamlar iletiyor. Değerli şair arkadaşımızı takip ediyoruz. Baybars Yılmaz, iyi yayınlar, selamlar diyorlar. Fatma Karakulak Karabulak Dönmez, Fatih Akçay, Murat Yayangil, Hüseyin Bektaş, Canan Yanar, İbrahim Özgün, Şakir Kurtulmuş, Nazlı Kement, Adnan Necati, Abdülsemet Altundaş, Ali Şahbaz, Halit Develioğlu, Habibe Kankanat, Şükriye Kahraman ve pek çok okuyamadım değerli dostlar bizi takip ediyorlar. Çok teşekkür ederiz. Bir seyircimiz de yani aslında sormak istiyorum ama hani buradan değil diyor. Bu özellikle bağımlılıkta karşılaştığınız bir durum mu? Lütfen yönetmenimin ekranda size göstermiş olduğu
danışma hattından arayın. Uzmanlarımız size muhakkak cevap verecekler. Biraz böyle hassas konularda genelde hani sanki böyle tabii bir de ifşa olma ya da alenileşme, aşikara gelme gibi bir şeylerden dolayı genellikle daha özel sormayı tercih ediyorlar. Çekinmeyin lütfen, muhakkak danışma hattından arayın. Buna da bir cevap verin. Yani bu aramada ve sormada çekinmenin de kaybettirdikleri var değil mi hocam? Şöyle, genellikle danışanlarımız, hastalarımız o kaygıyı yaşıyorlar. Yani görüşme odasına yalnız giriyor, bazen şunu sorabiliyor. Bu konuştuklarımız aramızda mı kalacak? Bunları yakınlarıma anlatacak mısınız? Oradaki uygun bir cevap, mahremiyet aslında, aynen öyle. Arayışı. Terapistiyle, psikoloğuyla, doktoruyla yapılan görüşmeler her zaman kişiyle doktoru, psikoloğu, terapisti arasında kalır. Yani orası özel bir alandır. O özel alana kişinin isteği dışında kimsenin girmesi mümkün değildir. Az önceki telefonla ilgili verdiğiniz bilgi de buna benzer bir şey. Tabii ki biz bu hastalığın konuşulmasını istiyoruz ama bu hastalık konuşulurken kişinin kendisinin uygun gördüğü ortamlarda, uygun gördüğü zamanlarda konuşulması gerekiyor. Özel soracağı bir hal olabilir, kullanmış olduğu madde ya da alkolün kendisine verdiği, kendisinin sadece doktoruyla, psikoloğuyla paylaşmak istediği farklı bir durum olabilir. Onları burada belki konuşamayacak ama sizin de az önce bilgi verdiğiniz danışma gibi hattından danışma hatlarımızdan sonrasında bizlere ulaşabilirler. Hocam sonlara doğru geliyoruz. Aslında tedaviyi de konuşmuş olduk. Yani akışı başından itibaren de iyi şekilde geldik. Çok iyi anlattınız. Çok teşekkür ederim. Program sonuna gelmeden onu da söylemiş olayım. Hocam size geldi. Teşhis koydunuz. Tetkikler yaptınız. Muayene ettiniz. İşte anamnezi aldınız. Yakınlarını dinlediniz. Ve tedavisine başladınız. Yatırmaya karar verdiniz ya da vermediniz. Hangi durumlarda biz sanal gerçeklikte yapalım diyorsunuz? Yani bütün bağımlılık tedavilerinde kullanılmaya başlayan bir nevi terapinin içerisinde rutine giren bir şey mi bu? Yoksa kişiye göre hekim olarak yani Ahmet Bey bu arkadaşımıza, danışanımıza sanal terapide, tedavide yapalım mı diyorsunuz? Yoksa bir rutine de mi girdi? Bu kısmı da herhalde bilmemize yarar var. Ben uygun görürseniz ben başlayayım. Sonra lütfen. Ahmet Bey'e de mutlaka katkıları olacaktır. Kişiye özel tedaviler üzerinde konuşuyoruz. Artık bilimin, tıbbın geldiği yer burası. Kişiye özel tedaviler. Hatta artık ilaç tedavisinde biz bunu kendi hastanemizde yapabiliyoruz. Hangi ilaca duyarlıdır, hangi ilaca yanıt verebilir? Bunu bile artık bilimsel anlamda görmek mümkün. Bunu görmek mümkünken sanal gerçeklik tedavisinde az önce söylediğiniz gibi kişinin tedavi süresince yaşadığı durumu, tedaviye verdiği yanıtta sonlara doğru gelirken Ahmet Bey'in de az önce değerlendirdiği gibi. Teknolojiyle bir temas edin seyircimizin çünkü sorusu var. Son 4 dakikamız. Tamamdır. Ne yaşıyor, nasıl hissediyor, madde ya da alkol isteği hangi düzeyde, hastaneden ayrılırken ya da ayaktan tedavisi devam ederken sanal gerçeklik cihazının uygun bir şekilde nerede kullanılacağını tedavi devam ederken ekip olarak bir araya gelerek hastamızla da konuşarak karar veriyoruz. Ama benim tahminim gidişat artık her hastanın belki de tedavi süreci devam ederken o yaşamış olduğu, bulunmuş olduğu ortamın sanal gerçeklik gözlüğünün içindeki programlar da kullanılarak, o bilgisayar programları da kullanılarak bir dönemde hadi gelin bakalım burada ne yaşıyorsunuz, ne duruyor, ne düşünüyorsunuz, neler oluyoru görebilecek ve belki de dediğim gibi %90 belki %100'e yakın hastaların değerlendirilmesinde olması gereken bir tedavi. Şey önemli. Şu da var mı hocam? Lütfen buna da bir cevap verin. Aşırı özgüveni oluyor bizim hastalarımıza. Ya ben bu işi kafamla bitirdim ve bir daha ortama girsem de bana bir şey olmaz. İradem güçlü diyen hastalar özellikle o işi kafada bitiremediklerini, irade işi olmadığını, bunun bir beyin hastalığı olduğunu fark etmesini sağlıyoruz. Bu aşırı özgüvene karşı bir şey oluyor elimizde. Hocam, maruziyetten kaçan bağımlılıkta, maruziyetten kaçan ya da yüzleştiğinde, maruz kaldığında daha da dağılan bir popülasyonda yok mu? Yani olabilir. Kıçına az önce dediğim gibi yani o uygun zamanda, uygun yerde mutlaka değerlendirilmesi lazım. Kişi bu tedavide, bu ortama hazır değilse onun kullanılması uygun olmayacak. Hocam hızlıca gidelim, çok az zamanımız var. Daha evvel kullanmış olduğunuz, anlattığınız nörobiyofeedback, biyofeedback gibi uygulamalar var. Evet. Onlar da işte kulak memesine, saç değil mi? Saça evet. Ve parmağa falan takılıyor. Orada da işte vücut ısısı, deri vesaire falan gibi durumlar. Bunu bir ileri noktası mı ya da benzer bir tedavi İkisi diyebilir miyiz? İkisi birlikte kullanılıyor. Sana gerçeklikle nörofeedback zaten şu an birlikte kullanıyoruz biz onu. Yani hem sana gerçeklik gözlüğüyle birlikte nörofeedback'ten de o
süreç kullanılıyor. Aslında şu an ikisi birlikte kullanılan bir teknik. Peki. Sondan başa dönerek aslında belki başta sormam gerekirdi. Psikiyatrik, daha önce anlatmıştınız bize, psikolojiler, psikiyatri bir beyin hastalığıdır. Şu ana kadar konuştuğumuz her şey beyin faaliyetleri ve etkileri üzerinde bir şey. Kesinlikle. Bağımlılık ve sanal gerçeklik ve beyin desek hocam son olarak neler söylenebilir? Bir araya gelmişken tekrar teşekkürler bu fırsatı sağlamışken herhalde 3-5 cümleyle ben de özetleyeyim. Bağımlılık ciddi bir beyin hastalığı, ayrıntılı değerlendirmelerin yapılması gerektiği, mutlaka işin içine profesyonellerin dahil edilmesi gerektiği ve artık teknolojik olarak da şansımız var. Bütün tedavi seçeneklerinin içine de artık sanal gerçeklik cihazlarının, daha önceki programlarda da konuştuk, manyetik uyarım cihazlarının, derin manyetik uyarım tedavilerinin de dahil edildiği bir tedavi süreci, mutlaka profesyonel anlamda yardıma başvurmak ve uygun seçenekleri, uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmek gerekiyor. Son soru, teknoloji bağımlılığında da sanal bağımlılık kullanabilir miyiz? Kullanıyor muyuz ya da? Şu aşamada biz şu kullanmıyoruz, an, kullanabiliriz. Öyle bir çalışma hani şu an bizde yok. Şu an oraya da çok odaklanmış değiller. Hani ancak bununla ilgili bir çalışma. Peki zamanla buna ilişkin değil mi? Çalışmalar, olabilir, gelişmeler olur, kongreler zaten takip ediyorsunuz. Çok yoğunlaştık teknoloji bağımlılığı. Ama galiba panikte kullanılıyor değil mi? Kısaca bir iki cümle söyleyebilir miyiz? Panikte... Panik bozuklukta, anksiyete bozukluğu dediğimiz birçok bozuklukta, yelpazede, panikte, fobilerde hepsinde çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Belki de en etkin olduğu alanda anksiyete bozukluklarında kullanımı. Şöyle toparlayalım. Bu bir beyin hastalığıdır. Beyin etkileri üzerinde çalışıyor olmak gerekir. Beyin fonksiyonlarının ölçülerek teşhis ve tedavi meselesi önemli. Çok önemli. İlaçla tedavi yapıyoruz. Mutlaka. Gerektiğinde yatırılması söz konusu. Çünkü ayaktan tedavi yetmeyebilir. Ama ayaktan ya da tedavi yatarak tedavide sanal bağımlılık, nörobiyofeedback ya da biyofeedback bunun için önemli. Hı hı. Bu yeni bir seçenek. Evet. Ve hastalarınıza ve yakınlarına bu seçeneği NP İstanbul Beyin olarak sunuyorsunuz ve bu tedavi sürecini de kısaltan ve insanlara da iyi gelen, yüz güldüren bir şey. Ben böyle özetleyebiliyorum. Doğru mu? Teşekkür, çok güzel özetlediniz abi. Nezit hocamızın bir sözü var ya, kanıta dayalı kişiye özel tedavi, evet, tam o aslında oluyor. Peki. Çok iyi anlattınız efendim. Çok teşekkür ederim. Çok ağzınıza sağlık. Altekin Bey, Ahmet Bey, çok teşekkür ederim. Efendim ben Uğurcan Polat, konuklarım Altekin Çetin ve Ahmet Yılmaz. Size çok teşekkür ediyorum sorularınız için de. Yarın Şaban Özdemir iyileşmeyen yara cerrahisini konuşacak. Haftaya ben ise işitme, denge ve baş dönmesi gibi bir meseleyi gündeme alacağız. İyi bir hafta sonu dileyelim. Bağımlılıktan uzak, sanal tedavilere ihtiyaç da duymayan bir yaşam dileyelim elbette. Her ne kadar gerçekçi bir temenni olmasa bile bunu dileyelim. Ama böyle bir duruma da maruziyette bulunmuşsak işte dostlarımız size yardımcı olacaklar. Hoşça kalın efendim.